Herkese merhabalar, selamlar sevgili yay burçları. Yeniden hoş geldiniz kanalıma. Bugün 8-14 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlamak üzere sizlere geldim. Şimdiden güzel, hayırlı bir hafta olsun. Bu 8-14 Temmuz hepinize uğurlu gelsin. Ben bütün güneş yükselen ay burcu yay olanlara niyetimi ettim. Siz size uyanları alın. Biraz yapışmış, ama hemen kendini saldı. Son zamanlarda yani şöyle söyleyeyim bu haftalık bir bakım olduğu için geçen hafta siz ne söylediniz, ne konuştunuz, hangi konular üzerinde böyle bir yoğunlaşma yaşadıysanız oralarda niyetinizle ilgili böyle bir sürpriz haber durumunuz olabilir. Hemen şöyle fincanınızı sizlere göstereyim. Bakın haneye buradan bir kısmet giriyor ve şuradaki bütün yoğunluğu alıyor götürüyor. Yani siz ve geleceğiniz çocuklarınızın, sevdiğiniz insanlar işte ilişkilerinizin geleceği ne varsa hani engel işte bir türlü şu olayı aşamıyoruz gibisinden bir durumunuz varsa bunu aşabileceğiniz ve bu balık, bu kısmet, bu güzellik geldikçe bakın bir şeyler arkaya doğru gitmeye, ortalıktan bazı insanlar özellikle çekilmeye başlayabilir. Belki kariyeriniz ve sizin aranızda bir insan var ve gitmiyor bir türlü. Mutluluğunuz ve sizin aranızda birisi bir şeyler varsa bunlar yavaş yavaş ortalıktan çekilmeye başlayabilir. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğim zaman burada iki şey var. Birincisi burayı bir baş olarak aldığınızda bakın böyle başınızın üzerinde uzunlamasına duran bir şey var. Demek ki düşünceler almış gidiyor. Yani bayağı devam ediyor. Ayrıca havada uçuyorsunuz. Bu sizin çok çok mutlu olduğunuzu elinizde bakın böyle iki dallı, iki yapraklı böyle bir çiçek gibi bir şey var. Bu hem umudunuzu hem mutluluğunuzu yani mutlu olmanız için ne lazım? İş mi lazım? Aşk mı lazım? Para mı lazım? Sonuç mu lazım? Bebek mi lazım? Ya da bunların bir ön habercisi mi gerekiyor? İşte hadi başlayalım başlamak bile bizim için işte büyük bir mutluluk kavuşmak bile büyük bir mutluluk en azından mesajlaşıyoruz. Yani bu sizin için mutluluksa evet bunlar yavaş yavaş bu haftayla beraber elinize geçebilir. Çünkü elinizde tutuyorsunuz ve bu elinizdeki olan şey yani bir şeyler yapılmış ki bunun bir hani artık göstergesini elinize tutuyorsunuz. Yani sadece lafta sözde kalmamış. Ne haliyle e, bu da sizi tabii ki çok mutlu edebilir sevgili arkadaşlar. Alttan da bakın sizi destekleyen insanlar var. Şurada bakın bir surat var böyle e, hokka gibi burnu olan birisi var. Vallahi ben bir kadın enerjisi aldım açıkçası. Bu kadın size bir haber gö gönderiyor. Ağzının dibinde bir kuş var ve altıda da çok sağlam görünüyor bu kuşun. Yani ben sana şöyle şöyle olduğunda eksik mi kaldı? O eksik kalan paraya kadarsa sana göndereceğim diyebilir. Bu kişinin sözü bile yani arkadaşlar yemin gibi. Hani dersiniz ki evet gerçekten bana yardımcı olur. Maddiyat, maneviyat. İşte sen onunla git konuş. Olmazsa ben onu hemen ararım. Hallederiz merak etme. Gerçekten ne yani dersiniz ki bu insan için? Arar konuşur. Benim için o iş mi başka bir şeyim var? Halleder. Yani demek ki bu kadar çok lafı sözü geçen ya da sizin için hani verebileceği parası yapabileceği bir şeyleri olan bir insana benziyor. Ve burnunun hani bu kadar hokka gibi kalkık görünüyor olmasının sebebi de Sizinle ilgili bir şeye böyle bir elini atacak, böyle bir girişimde bulunacak bir insan olmasından kaynaklı. Ha şöyle söyleyeyim bu kişi illaki size faydası değil de çoluğunuza çocuğunuza partneriniz, işte ilişkileriniz, bir yerde bir işiniz vardır onun çözülmesi için böyle bir artısı dokunacak bir insana benziyor. Bir de şu alanı şu anda gelecek kısmındayım bu arada. Bir de şuradan bahsetmek istiyorum sizlere. Burada bir böyle çok küçücük bir uçağınız var. Uçak demek hız demektir. Normaldekinden daha hızlı bir şeyler olmaya başlar. Tabii ki buradaki insanın buna çok büyük katkısı olabilir ama şöyle söylemek hani mantıklı olur burada. Bakın bunun altı çok dolu görüyorsunuz. Yani hani denir ya işte nasıl bu kadar hızlı yaptın? Yılların tecrübesi. Ya sen bu insanın bu karakterini ne kadar hızlı çözdün hemen hallettin olayları yılların tecrübesi. Yani birileri bir şeyleri yapmak için çok affedersiniz debelenirken siz sizin ailenizin insanları bilgisi, deneyimi, tanıdığı, kültürü başka bir şeyle yani belki gerçekten çok çalışkanlık var sizde ya da hanenizdeki bir kişi de başkalarının bir senede öğrenemediğini bir iki ayda öğrenebilir. Bilir, bir iki ayda halledebilir. Daha böyle yoğun bir dönem aslında başlıyor. O yüzden bu Uçak çıkmış olma ihtimali var. Diyeceksiniz belki de ya ben kısa mesafe bir yerlere gidip gelme olayları var. En azından şu anda konuşulmuyor. Olur olmaz bilmiyorum. Ama Eylül ayında belki işte Ağustos ayında belki gidilir. Ama olursa diyerekten şu anda konuşulmuyor diyebilirsiniz. Hani onun bir enerjisi de var. Ama onun haricinde dediğim gibi hayatınızda böyle bir hız kazanması bir şeylerin başkalarına göre sizde daha hızlı ilerlemesi, daha yoğun bir çalışma, daha çok para biriktirebilme olayları görünüyor. Şimdi buraya geldiğimde bakın burada dalga dalga ilk kişiyi çok affedersiniz hallediyorsunuz. Yani ortalıktan böyle bir silip atıyorsunuz resmen. Çünkü bu kişilerin önleri gitmeye başlamış. Yani hani güveniyoruz. Güvendiğimiz insanlar var, güvendiğimiz yerler var. Varsa bu tarz bir insan, hani parasına, malına, mülküne ya da başka bir tanıdığım var. Hani onun sayesinde geldim ki kimse, kimse de beni buradan atamaz diye düşünüyorsa yani yanılıyor. Çünkü bu kişiler zaten çok fazla yerleri sağlam değil ve her an oradan çıkabilirler ve açıkçası sanki sizin bu kişilerle ilgili bir lafınız hani de, diyebilirsiniz ki hani illaki kalkıp beddua değil bu. Kim neyi hak ediyorsa onu yaşasın. Eğer ki hak ediyorsa işte o insanla olsun, o makamda olsun. Ama hak etmiyorsa oradan bir an önce defosun gitsin. Böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Yani hak ediyorsa kalsın, hak etmiyorsa orada ne işi var? Arkada hak eden bir sürü insan var. Evet bu dönemde böyle bir ilahi adalet diyebileceğim bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bakın hemen arkasında zaten görüyorsunuz. Terazi burada açık ve net bir şekilde duruyor. Bir tarafta bir S, N, Y harfi. Bir tarafta da bir P harfi ve bir anahtar görüntüsü. P zaten anahtar gibi olmuş görüyorsunuz. Yani bu harfler var ee, ki burada da Ayın 4'ü aynı zamanda görünüyor. Bu tarafta bakın iki kişi konuşuyorsunuz. Demek ki çok önemli bir konuyla alakalı. Hem Ayın 14'ünde konuşabilirsiniz ama Ayın 24'ü olabilir ki 14'ü ile 24'ü arasındaki süreçte böyle bir yargılama bir sorgulama hani kendi içinize bir muhakeme gibi bir şey de olabilir. Çünkü buradaki konuşmalarınız bakın dışarıya çıkıyor. Yani sadece iki kişi aranızda konuştuğunuz bu adalet durumu belki aşk yani hani aranızda konuşup daha sonra bunu ortaya çıkartabilirsiniz. Böylelikle de karşınızda artık bu terazinin dengesini bozan her kim varsa şurada söylediğim harfler S harfinden bahsettik, Y harfinden vesaire bahsettik zaten hatırlıyorsanız. Bu harflerdeki bir kişinin artık neyi hak ediyorsa onu bir dönem. Yani var mı bu harflerde biraz canınızı sıkan, bana haksızlık etti, aşkta işte ailevi konularda, para konusunda, arkadaşımda haksız yere yani bana iftira attı dediğiniz. Dediğim gibi bu kişiler hak ettiğini alır. Sizler de hak ettiğinizi yani nereye nail olmanız gerekiyorsa öyle bir durumunuz olabilir. Şimdi her şeye rağmen bakın Burası normalde havada kalacakmış. İki tane böyle köprüyü tutan ayaklar var ya aynı onun gibi ayaklar var ve sizi çok rahat bir şekilde havada tutuyor. Hem sizi sıkıntılardan uzak tutuyor. Sıkıntılı insanlar dediğim gibi uzaklaşıyor. Sizi onlardan uzak tutuyor. Hem de bakın karşınızda bir kişi var. Sanki arkada da iki tane evladımı var. Bu şekilde birisi görünüyor. Adında soyadında E harfi olma ihtimali mi? Yani söz konusu E olabilir, U olabilir değil mi? varflar gibi bir kişi ve burcu arkadaşlar Koç, Boğa, Aslan, Oğlak burçlarından birisi olma ihtimali var. Açıkçası ve bu burç ya da burçlardaki kişilerle sanki gelip bakın sizinle bir bağlantı kurma çabası, şey işte tekrar görüşelim, tekrar hani bir birliktelik olsun aramızda diye bakın geçmişten gelen birileri kötü olduklarını ben düşünmüyorum. Ama yine de siz bakın bazı bağlarınızı kopartmışsınız. Ona rağmen boyunları bükük. Hele öndeki konuşan kişinin boynu gerçekten bükük. Ve sizinle arasını tekrardan yapmak istiyor. Tabii ki siz ne cevap verirsiniz bilemem ama ağzınızı açmışsınız sanki de bu kişilere çok kızıyorsunuz. Arkanızda bir iki kişi daha var. Hani şey gibiler yani tabii ki gene sen bilirsin. Yani bizce evet ya da bizce hayır ama yine de sen bilirsin gibi bir hani olayı artık hani evin belki annesi sizsiniz, evin babası sizsiniz. Olay bizzat sizinle bağlantılı. Yani direkt olayı size bırakmışlar. Evet derseniz onlara da evet, hayır derseniz onlara da hayır. Yani hani, herkes sizinle hem fikir oldukları bir dönem. Demek ki haklısınız, haklı olduğunuzda herkes biliyor. Burayı zaten söylemiştim bu suratın gönderdiği sağlam tabanlı e, kuştan bahsetmiştim. Ki zaten sağa doğru dönüyor artık. Ve büyük bir olayın takipçisi olma gibi bir durum var. Sadece siz takip etmiyorsunuz bu arada. Birçok kişi bunu takip ediyor ya da belirli bir tarih var bunu bekliyor. Vallahi sizde sağ taraf çok çok aydınlık görünüyor. Hayırlı haberleriniz olsun, hayırlı günleriniz olsun. Ama bakın sol tarafta birileri görüyor musunuz? Hele şuradaki kişiler kaçıyor yani. Hani durumu, olayı, sonucu öğrendik hop kaçıyoruz. Hatta yakınınızdaki bir kişinin de yani şimdi sizde evlilik varsa, nişan söz varsa o kişide de var. Sizin bilemiyorum. Eğitim, iş, kariyer olayınız varsa o yakınınızdaki birisinin daha öyle bir olayı var. Hani benzer ve onlar kaçıyor. Siz kaçmıyorsunuz. Siz buradasınız, buradasınız. Ama birileri var ki bakın hepsinin yönü bu taraf ve kaçıyorlar. Yani sanki konuşmak istemiyorlar, bilemiyorum. Ama sizin için çok aydınlık bir fincan olduğunu, konuşmaların minimum seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ama onun haricinde de evet biraz kalabalıklar var. Normalde aranızın iyi olduğu insanlar belki hayatlarında bir şeyler sıkıntılı gidebilir. Ve özellikle adında soyadında R harfi olan bir kişi. R, P, O, K, H harf ve N harfindeki bir kişi. Hayatında sıkıntı olduğu için işte şundan dolayı oldu. Senin yüzünden oldu. Olduysa oldu senin. İşte senin partnerin öldüyse ne yapalım. Benimki de döner elbet. Döndüyse ne yapalım? Başın göğeme eriyor senin. İşte o işin oldu senin diye. Sen bana şimdi üstünlük mü taslıyorsun? Ne kıskanacağım seni be! Gibi böyle bir tuhaf tuhaf hareketler yapabilir. Yani bunların ya sizin bir şeyleriniz olduğu için ya da şansınız, bahtınız açık olduğu için hani kime kızacak? İnsanın kendine kızması lazım bazı durumlarda ama yok hayır orada kızılacak insan siz varken niye kendine kızsın ki siz varken değil mi? Haliyle bir şeylerin yükünü size sırt yani yüklemeye çalışabilir. Yani sevdiğiniz bir insansa Hı -hı, acısı var sıkıntısı var benim çocuğum oldu onunki olmadı ondan hani şey yapıyor deyip susup geçebilirsiniz. De ya da suratına kapatın kapıyı telefonu hiç görüşmeyin yani kendi kendine kudursun. Ya dediğin ki düşün biraz niye olmadı acaba senin işin şunu yapmadığında bunu yapmadığında ondan olmadı. Yani akıl da verebilirsiniz size kalmış. Şimdi kardeşiniz sormasa kalkıp da küsme olayı olmaz ama dediğim gibi biraz böyle arkadaş mı arkadaşsa zaten öyle yapıyorsa pek bir arkadaş olduğunu ben düşünmüyorum. Niyetiniz vardı çok güzel gidiyor yani maşallah diyelim çok net bir şekilde geldi durdu. Yani durdu derken sonucuna vardı ve akmaya hala devam ediyor. Ne diliyorsanız arkadaşlar hayırlısı olsun bakın size buradan bir kapı açıldı. Gördünüz mü şurası çekildi ve kapınız açıldı. Yani önemli de bir sürece giriyorsunuz. Bir de şöyle bakıldığı zaman şurada kocaman bir beden ve domuz kafası, domuzun o sivri burnu, şu gıdı kısmı falan belli yani belki görünüyordur. Şurası. Bakın görüyor musunuz? O burun böyle kesik. Böyle basık oluyor burnu. Orası falan günü ve oldukça şişko. Ne kadar büyük o kadar çok nakit keş paradır. Yani hesabınıza şatring yatırılır. O tarz paraları Yani böyle çok fazla kredi çekme gibi şeyleri değil de bir şeyinizi bozdurursunuz, yaparsınız, edersiniz. Yani şakır şakır saymalı paradan bahsediyorum. Böyle bir durumunuz olabilir. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.